Neşet Ertaş'ın mezar taşında ise her can bir kalp Hakk'a bağlı. İncitme canı, incitme yazılmış. Mezar taşında yazan sözler bile ruhunun derinliklerini çok net anlatabiliyor. Bu dünyadan bir Neşet Ertaş geldi ve geçti. Neşet Baba o gün ona aşık olur. Fakat babası Muharrem Ertaş buna izin vermez. Neşet babasına hiç haber vermeden gider ve Leyla ile evlenir. Muharrem Ertaş buna o kadar kırılır, o kadar gücenir ki bu aralarındaki küskünlük bitemeden rahmetli oluyor babası ve şu dörtlü yazıyor. Uzak yoldan geldim hasretim için. Hani nerede babam? Muharrem nerede? Allah nur içinde yatırsın her ikisini de. Cahildim dünyanın rengine kandım, evelim sen oldun, ahirim sensin. Bunu çekiyoruz mu? Hadi bakalım çekelim. Ketebe'nin katkılarıyla hazırlanan Böyle Şeyler Filmlerde Olur başlıyor. Cahildim, dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım, boşuna yandım. Seni ilelebet benimsin sandım. Ölürüm sevdiğim, zahirim sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Sözüm yok şu benden kırıldığına, gidip başka dala sarıldığına. Gönlüm inanmıyor ayrıldığına. Gözyaşım sen oldun, kahırım sensin. Evelim sen oldun, ahirim sensin. Düşünseniz ya, bir kadına aşık oluyorsunuz. Aradan 7 yıl gibi bir zaman geçiyor ve o hanımefendiden ayrılıyorsunuz. Ve 3 çocuğunuz oluyor bu süreçte. Fakat bu ayrılık yaşandıktan sonra bile ona hiç kötü bir laf etmiyorsunuz. Bu kadar muhteşem şiirler yazıyorsunuz. Beyitler düzenliyorsunuz, dörtlükler yazıyorsunuz adına. Kim bu kadın? Leyla. Peki biz bugün kimi anlatacağız? Bozkır'ın tezenesi. Bir garibi anlatacağız. Büyük usta Neşet Ertaş. Neşet askerliğini bitirdikten sonra İzmir'de askerlik yapıyor. Ankara'ya gelir ve Ankara'da bir bağlama ustasıyla tanışır. Adamın bir dükkanı vardır. Oraya sürekli gelip gitmeye başlar. Gelip gittiği bu arada o dükkana ortak olur. Sonra bir gün dükkandayken Neşet Ertaş'ı görmek için yanında kız arkadaşıyla beraber Leyla adında bir hanımefendi o dükkana gelirler. Neşet Ertaş'la tanışmak için. Ve Neşet Baba o gün ona aşık olur. Fakat şöyle bir sorun vardır. Babası merhum Muharrem Ertaş Neşet gibi türkü söyleyen bir kadını asla tasvip etmez. Çünkü Leyla da bir sanatçıdır. O da bir türkü üstadıdır. Babası Muharrem Ertaş buna izin vermez. Neşet babasına hiç danışmadan, haber vermeden gider ve Leyla ile evlenir. Muharrem Ertaş buna o kadar kırılır, o kadar gücenir ki. Çünkü Neşet onun için çok kıymetlidir. Birazdan anlatacağım gibi hayatı boyunca babasını örümlek almış bir adamdan bahsediyoruz. Benim sanatımın %90'ı babamdır der. Kendi ağzından söylemiyle. Babası Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş'a sistemini anlatabilmek için bir plak yapar. 45'lik bir plak yapar. İsmi de bir şehir efsanesi gibi Küsmedim Neşet'im olarak sektörde bir piyasada o zamanki ortamda dolaşır. Aslında böyle değildir plağın ismi. Çünkü bu plağı şu anda internette bile fotoğrafını bulmak çok zor. Ama bazı koleksiyonerlerde bu plak var. Aslında plağın ismi Neşet Ertaş'ın kahrıdır arkadaşlar. Şöyle der babası o tasvip etmediği evliliği Neşet yaptıktan sonra. Temiz ruhlu, saf kalplisin, şöhretsin. Hakkın vardır evlenme evladım. Mevlam sana yapanları kahretsin. Aslı bozuk alma dedim evladım. Dokunsalar nazik tene kir gelir. Bizden önce ceddimize ar gelir. Köle olmak şanımıza zor gelir. Aslı bozuk alma dedim evladım. Küsmedim Neşet'im küsmedim sana. Kahrettim baban değil miydim? Sormadın bana. Olan almış yavrum ne diyeyim sana. Sen aklını yitirmişsin evladım. Diye bir türkü besteler. Ve bunu babası yayınlar. Aslı bozuk alma dedim evladım, evladım. Fakat aslı bozuk alma dedim sana lafına Neşet o kadar çok bozulur ki, o kadar çok içerler ki. Ama babasına saygısızlık yapmadan, hiç saygısızlık etmeden çünkü onun ustasıdır ve çok kıymetlisidir. O da hemen bir eser ortaya koyar. Der ki bu eserde hepimizin bildiği bir eser aslında. Aslı kimden aldın, sevgiyi kimden? Aslı bozuk deme gel şu insana. Soracak olursan eğer ki benden, aşkı kimden aldın, sevgiyi kimden? Aslı bozuk deme gel şu insana. Soracak olursan eğer ki benden, aslı bozuk deme gel şu insana. Yazımızı felek yazdı Mevla'dan değil. Senin dediklerin
Evladan değil. Her hata suç bende, Leyla'dan değil. Aslı bozuk deme gel şu insana. Ulu arıyorsan analar ulu. Sevmişiz gününden, olmuşuz kulu. Analar insandır biz insanoğlu. Aslı bozuk deme gel şu insana. Seni beni kim getirdi cana? Her oğlu doğurmuştur bir ana. Senin fikrin bozuk. Dostluk bahane. Aslı bozuk deme gel şu insana. Aslında babasını kırmadan ve üzmeden bir cevap vermeye çalışırız. O kadar birbirlerine bağlı iki insandan bahsediyoruz arkadaşlar. Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş. Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş. Hatırlasanız ya, bir anekdotu gözümün önünden hiç gitmiyor. Çok büyük bir halk konserinde Neşet Baba o muhteşem performansının bir bölümünde çok terliyor. Üstünde ceketi var, ayağa kalkıyor ve izleyicisinden izin alıyor. Eğer diyor izin verirseniz, size saygısızlık olmazsa ceketimi çıkartabilir miyim? Saygısızlık olmasın, ceketimi çıkartabilir miyim efendim? İşte izleyicisiyle arasında böyle muhteşem bir bağ var. UNESCO yaşayan insan hazinesi envanterine sokuyor Neşet Baba'yı. O kadar kıymetli ki Türk halk müziğinde Neşet Ertaş tavrı denilen bir tavır ortaya çıkıyor. Ve bu tescilleniyor ve onaylanıyor. Bozlak, ama bozlan da değişik bir çeşit. Yoksa bozlak söyleyen dünya kadar şey var, sanatçı var. Kendine özgü bir tavrı var ve bu tescilleniyor. Neşet Ertaş tavrı diye Türk halk müziğinde bir tavır var. Tescilleniyor. Yani hem bağlama çalma tavrı hem de okuma tavrı. Bir ya! Çok sevdiği babası, ustam dediği babasını maalesef 1984 yılında kaybediyor. Neşet Ertaş diyor ki vasiyetinde, ben vefat ettiğim zaman beni babacığımın ayaklarının ucuna gömün. O benim ustam ve ben onun ayaklarının ucuna gömülmeye layığım. Sonra babası rahmetli olduktan sonra bu aralarındaki küskünlük bitemeden rahmetli oluyor babası ve gerçekten onu Neşet Ertaş'ın içinde çok büyük acı, çok büyük bir travma olarak kalıyor. Şu dörtlü yazıyor. Uzak yoldan geldim hasretim için. Hani nerede babam? Muharrem nerede? Yaralı bülbülüm ses vermez niçin? Yüreği yanığım o Kerem nerede? Deli Boran isimli çalışması babası için yazıyor. Allah nur içinde yatırsın. Her ikisini de. ...1950 yılların başında TRT Ankara Radyosu'nda yayınlanan Muzaffer Sarı Sözen'in yaptığı bir program var. Yurttan Sesler programı, o zamanın da en meşhur programlarından bir tanesi. Neşet Ertaş orada bir solo performans sergiliyor. Kendi eserini okuyor. Geleli Gülmedin Ben Bu Cihana isimli bozluğa okuyor. Bu bozluk okuduktan sonra ülkede çok ses getiriyor ve ünlü bir adam haline geliyor. Ve sürekli 1970'li yılların ortalarına kadar bu programda konuk, misafir, mahalli sanatçı olarak programlar yapmaya devam ediyor. Neşet Baba ya o dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından devlet sanatçısı unvanı verilmek istiyor. Fakat rahmetli bu unvanı reddediyor. Yine incitmeden, kırmadan, o naif tavrıyla reddediyor. Diyor ki, halkın sanatçısı olarak kalmak beni çok daha mutlu edecektir diye tabiri caizse bu ödülü reddediyor, bu unvanı reddediyor. Fakat bu ödülü reddettikten sonra şöyle bir şey söylüyor Neşet Baba, kendi ağzından aktarıyorum bunu. Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam benim için en büyük mutluluk bu. Şimdiye kadar diyor, devletten bir kuruş bile para almadım. Sadece Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi tarafından üstün hizmet ödülü verildi. Bunu da benim mesleğime sahip olan ecdadımızın şerefine, ecdadımızın adına kabul ettim. Neşet Baba uzun zaman Almanya'da da yaşıyor. 1969 yılında, o zaman Yugoslavya daha parçalanmamış, Almanya'da Berlin'den dönerken Yugoslavya'da bir trafik kazası geçiriyor kendi kullandığı arabada ve oradaki polis müdahale ediyor ve ehliyetsiz olduğu anlaşılıyor. Yugoslavya'da 3 ay hapis yatıyor Neşet Baba ve o 3 ay boyunca hiç kimse yanına gitmiyor ve kimse arayıp sormuyor. Bir anlatımdır, bir söylemdir ki imzalı bir kitap geliyor oradaki cezasını çekmek olduğu hapishaneye. Bu kitabın da Yaşar Kemal'den geldiği söylenir. O kitabın varlığı nerededir, nerede değildir tam bilinen bir şey değil. Neşet Baba 1976 yılında sol elinin parmaklarına bir felç geliyor ve bağlama çalamaz hale geliyor. Almanya'da yaşadığı süre içerisinde de orada işte yine düğünlere giderek, yine konser, aynı çocukluğunda olduğu gibi düğünlere giderek konserlerçi olarak hayatını idame ettiriyor. Maalesef bu yaşandıktan sonra, bu felç olayı yaşandıktan sonra Almanya'da çalışmak zorunda da kalıyor. Orada çalışıyor da. Neden çocukluğunda olduğu gibi dedim? Çünkü o dönem Kırşehir'de babasıyla beraber annesi çok küçük yaştayken vefat ediyor. Kardeşleri ve babası birlikte kalıyorlar. Geçim kaynakları da şu arkadaşlar. Rahmetli babası bağlamayı alıyor, sırtına vuruyor.
Neşet de arkasından köy köy dolaşıp oradaki yerlerde yapılan düğünlerde, cümbüşlerde Neşet Ertaş'ın bir garip isimli belgesinden yola çıkarak bunu anlatıyorum kendi anlatımından. Diyor ki ben köçeklik yapardım. Rahmetli babacığım da bağlama çalardı. Biz öyle köy köy hane hane dolaşırdık. Günlerimizi alırdı. Dışarıda bozkırda uyurduk. Babamla birbirimize sarılır uyurduk. Köy köy yayan dolaşırdık. Düğünlerde işte cümbüşlerde çaldıktan sonra insanlar bize bunun karşılığında işte buğday, arpa, un, bulgur böyle yiyecekler veriyorlarmış. Onlar da tabii çıkınlarına onu koyup bunları topladıktan sonra evlerine dönüp kendilerine aş yapıyorlarmış, yemek yapıyorlarmış bunu. Ve çocukların çok uzun bir kısmı babasıyla beraber seyyah gibi, bir abdal gibi yollarda, bozkırlarda geçiyor, düğünlerde geçiyor, cümbüşlerde geçiyor. O yüzden babalarıyla aralarındaki münasebet çok enteresan. Çok seviyorlar birbirlerini. O Leyla ile ilgili gönül kırıklığına kadar. Ama maalesef Muharrem Ertaş rahmetli olduğunda Neşet Ertaş'la kırgın bu dünyaya göçüyor. Anlatmakla bitmeyecek bir hayat hikayesi. Hani böyle şeyler filmlerde olur diyoruz ya, gerçekten böyle 3-5 filmle anlatılamayacak bir hayatı var. O kadar kendini yetiştirmiş, o kadar ruhu sağlam, duyguları sağlam bir insan ki. Peki neden Neşet Ertaş'ın bir filmi yok? Arkadaşlar ben kendimden yola çıkarak bir şeyler söylemek istiyorum. Ben çok isterdim mesela Neşet Ertaş'ın muhteşem, senaryosu çok iyi yazılmış, çok iyi oyuncuların içerisinde olduğu bir sinema filminin olmasını. Hatta bunun için girişimlerim de oldu. Fakat şöyle bir durum var. Rahmetli ölmeden önce ailesine birebir bir vasiyeti var. Diyor ki ben vefat ettikten sonra hiçbir şekilde sinema filmimin yapılmasını istemiyorum. Son dönemde bir şeyler yapıldı galiba onunla ilgili ama aile tarafından yanlış hatırlamıyorsam yayınlanmasına izin verilmedi. O da o filmde rafa kalktı galiba. İstemiyor arkadaşlar. Yani şatafattan çok uzak bir hayatı var. Çok kendi içinde yaşayan bir adam. Halkıyla iç içe yaşayan bir adam. Halka gönül vermiş. Muhteşem bir insan. Maalesef 25 Eylül 2012 yılında İzmir'de tedavi gördüğü hastanede Neşet Baba hayatını yitiriyor. Hayatını yitirmesinin sebebi de mesane kanseri oluyor rahmetli. Bundan dolayı vefat ediyor ve programın başında da söylediğim gibi babasının ayaklarının ucuna gömülmek istiyor. Neşet Ertaş'ın mezar taşında ise sakin ol, insan ol, incitme canı. Her can bir kalp hakka bağlı. İncitme canı, incitme yazılmış. Yani mezar taşında yazan laflarla sözler bile onun ruhunu, onun yapısını, iç dinamiğini, o ruhunun derinliklerini çok net anlatabiliyor. Ya dediğim gibi Neşet Ertaş'ı dakikalara sığdırmak o kadar zor ki arkadaşlar. Yani onu aylar, yıllarca anlatmak gerekir. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Bu dünyadan bir Neşet Ertaş geldi, geçti. Çok güzel hatıralar bırakarak geçti. Arkasında yüzlerce klasikleşmiş eser bırakarak gitti. Muhteşem eserler bırakarak gitti. Dünyada o ruha sahip, o yeteneklere sahip nadir insanlardan bir tanesi. Allah nur içinde yatırsın. Ruhu şad olsun. Dediğim gibi bu dünyadan bir Neşet Ertaş geldi ve geçti. Evet arkadaşlar, bugün her programımızda olduğu gibi Ketebe Yayınları'ndan bahsedeceğim. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor, sağ olsunlar. Üstad Cengiz Aymatov'un Bulgar Kızı Talas'ın Kıyısında isimli eseri. Cengiz Aymatov'un tüm eserlerinin hepsini Ketebe Yayınları'nda bulabilirsiniz. Sanatçının bütün eserleri orada, yazarın bütün eserleri orada var. Muhteşem eserler, çok büyük, efsaneleşmiş bir yazar. Bütün eserlerini bulabilirsiniz. Ketebe'ye bir kez daha beni desteklediği için, programımızı desteklediği için şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, zaman çok kıymetli bir değer. Oturup bu videoyu izleyeceksiniz, bu programı izleyeceksiniz. Eğer benim küçücük bile bir hakkım varsa sizde, hem bu dünyada hem ahirette, helal olsun. Lütfen siz de bana haklarınızı helal edin. İnşallah bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Ketebe'nin katkılarıyla hazırlanan Böyle Şeyler Filmlerde Olur sona erdi.